Merhabalar, Fortnite'ta sezonun ilk videosunda Itachi ile oynuyor olacağım. Umarım bu Itachi'dir, emin değilim. Bir sürü Naruto kostümü gelmiş dükkana çünkü. Ve ben izlemedim ama sizin sevdiğinizi biliyorum. İlginizi çekerim diye düşündüm bu kostümlerle. Ve galiba uğurlu geldi. Itachi ile Darth Vader vurarak başlıyoruz arkadaşlar. Keyifler son derece çıtır. Bütün o Naruto'dur, Itachi'dir, Sakura'dır, Kakashi'dir. Hepsinin kostümlerine bakıyor olacağız ama önce bir şuraları bir dağıtalım. Önce buraları bir halledelim. Bu ne tabi, bu silahları ben bilmiyor. Yeni silahlar da gelmiş, yeni arabalar da gelmiş. Bir sürü bir şey olmuş bu oyunda. Ne oluyor bakayım orada? Itachi'nin sniper'ından kaçamazsınız. Bu adam NPC, tamam. Şu birbirlerini vuran elemanları lootlayalım. Ay çok özür dilerim, NPC'ye sıktım. Abi refleks ya. Vallahi yanlış, ne olur vurma ya. Abi vallahi yanlışlıkla oldu. Şu shotgun'ı bir değiştireyim. Bunlar beni kovalayacak değil mi? Ben buradan tüymek zorundayım ölmezsem eğer. Elimde garip zıpkınımsı bir alet falan var. Ay niye böyle oldu ya? Ya bir sürü de insan geldi şimdi. Savaşarak öleceğiz. Abi NPC'ye sıktım ya. Şimdi önceki maç minik bir talihsizlik oldu. Ben refleks olarak NPC'ye sıktım ama halledeceğiz. Bakın bu kostümün kılıcı bile var yani. Dağları, taşları, duvarları da samuray kılıcımla vuracağım. Ne oğlum, dünyanın ortasında çiçek açmış falan bir şeyler olmuş. Mor ağaçlar türemiş her yerde. Fortnite'a yaz gelmiş gerçekten. Bakalım neler olacak. Buraya tabi ilk defa iniyorum bu sezon. İlk defa oynuyor olduğum için. Bu maçtan sonra da söz verdiğim üzere kostümlere bakacağım. Evet, burada kim bilir ne tarz yeni mekanikler var. Bu mantarlar çok insanı zıplatacak cinsten. Mantarlara benziyorlar. Neden etrafta hiçbir şey yok gibi duruyor. Burada kesin bir loot buluruz. Bakın samuray kılıcım da var. Katana mı kullanıyor bu arkadaş bilmiyorum ama elimdeki yeterince katanaya benziyor. O yüzden katana diyeceğim. Katanamla duvarları kırabiliyorum. Noli noli, ses duyuyorum. Ne yapıyorsun bot? Bot olduğunu bu kadar belli etme, ayıp oluyor. E tabi bir süredir oynamıyorum diye oyun bana kıyak geçiyor büyük ihtimal. O kadar olsun değil mi? Kurt sesi duyuyorum. Ne oluyor lan? Aa, bunları eğitebiliyorduk galiba. Öyle bir şeyler duymuştum ama bu hayvan öldü artık. Bir dahakine eğitmeye çalışırız. Bir şey diyeceğim, niye demir düşüyor buralardan? Ben yanlışlıkla inşaatlı moda mı girdim? İnşaatlı moda mı girdim ben? Ben inşaatlı modda mıyım şu an? Niye böyle bir şey oldu? Bunları eğitmek için ne gerekiyor? Et mi? Etim var. Gel. Kuçu kuçu. Kuçu. Gel. Gel. Al. Et. Al. Ne soru işareti çıkıyor kafamda? Et ye. Aferin oğlum. Ye lan. Tamam, benim oldun. Oha, gerçekten bindim. Artık bir kurtum var. Peki kurtun üzerinde olmanın olayı ne acaba? Neler oluyor? Silahları da tanımıyorum. Yeni silahlar ama bu kurt enteresanmış. Biraz nişan almak zor üzerindeyken de. Yani değişik. Ama bu shotgun güzel gibi ha. Hoşuma gitti. Kalkanım çok gitti. Biraz iksir içelim. Sonra gidelim şu sandığı toparlayalım. Burada bir şeyler uçuyor falan. Şurada bir tüp var. 1 milyon şey gelmiş oyuna ya. Bayağıdır oynayamadım gerçekten. Kusura bakmayın Fortnite'çılar. Bu kurt hızlı da gidiyormuş. Beğendim yani. Koşabiliyorum da ben niye inşaatlı moddayım? Nasıl böyle bir şey yaşandı onu anlamadım. Naruto'da hızlı koşunca Naruto kostümünü alırsam, yani almayacağım da, Naruto kostümünü biri alırsa o insan hızlı koştuğu zaman Naruto koşuşu yapıyor mu böyle eller arkada? Ben bunu bilmek istiyorum. Garip grup sesler geliyor her yerden ya. Fortnite'ın yeni sezonlarına alışmak biraz zor olabiliyor gerçekten. Otobüse bindi, biri otobüse bindi. İn. İn. Şuna geçebiliyor muyum? Evet, evet, evet. Ama ben şu arkadakine geçmek istiyordum ya. Ne yapın?
Kaos. Neredesin? Ya çok botsun buraya. Tipe bak. Bu kadar da bot olmayın ya. Oho, hem inşaatlı moddayım. Hem her yer bot. Ne oluyoruz ya? Neyse aslında güzel ya. Çünkü gerçekten benim yeni silahları öğrenmem vesaire açısından iyi. Sen bana küstün mü seni bıraktım diye? Yok, gel beraber gidelim. Abi ben önceki maç yanlışlıkla senin arkadaşına sıktım, beni dövdü. Sen dövme lütfen. Bu ne? Bunu biri mi yapmış şimdi, yoksa bu bina böyle mi? Çok biri yapmış gibi görünüyor. Çok muntazam. Keşke bombam olsa da atsam. Basket potası gibi duruyor orada. Heh. Ben senin arkadaşına biniyorum, ne? Ben senin arkadaşına biniyorum, sen ne hadle bana atak yaparsın. Terbiyesiz. Birileri makineli tüfekle sıkıyor falan. İşler karışık ya. Nereden geliyor silah sesleri, dahil olmak isterim. Abon. Bak aptal bina yapma şeyleri başlamış bile el alemde. Ya sen öyle tuğla döşerken kenara. Peki buradan geçip ya, ne bunlar ya. Burada birileri ölmüş, ne güzel. Yüklü hafif makineli tüfek. Ver bakayım. Neymiş şimdi bu? Ne oluyor lan? Atmıyor. Okey. Bayağı bir yüklüyor. Sonra kafasına göre atıyor, gördüm en saçma şeye gerek yok. Ama buna sıkılır, tamam. Bu Battle Pass'a sıkılır. Spider-Man. Okey. Ben bu makineli tüfeği beğenmedim efsanevi olmasına rağmen. Önce şu gazozları bir alayım. Gazozları bir içeyim. Şurada güzel bir tüfek. Aaa, sis gelmiş. Tam ben aradığım silahlarla mutluyum zaten. Şu iki shotgun'dan birine inmeliyim sanırım. İki tane çok benzer silah kullanıyorum. Bir tek o sıkıntı ama ikisini de beğendim. O yüzden çok da sorun değil gibi şimdilik. Sis nerede? Yine uzaklarda. O zaman kaptırıp gidelim ya, direkt hiç oyalanmayalım. Bu ne, kara bulutlar falan yoktu eskiden böyle bir şey. Yağmur yağıyor falan, bir etkisi var mı acaba? Oha, hortum var lan orada. Okey, hortuma gitmek istiyorum. Oha, haritada da görünüyor hortum, ne? Çok merak ettim, gitmeliyim. Bir şeyin canı falan görünüyor orada. Ha, o galiba oha. Ne oluyor oğlum? Giremiyorum. Ne oldu kurt? Yoruldun mu? Kurt. Aa, kurt diyor ki beni besle. Yok anam, yemek kalmadı, sorry. Şu sandığı alıp sonra hortuma girmek ne kadar iyi bir fikir. Şu an çok emin değilim ama sonunu düşünen kahraman olamaz. Aa, güzel, çok iyi bir pompalı tüfek. Şunu bıraktım yanıma, iksir aldım yerine. Hadi bakalım. Ne yapayım fırtına? Keşke kurtum olsaydı. Buradaki bütün eşyaları fırtına mı toplamış buraya? Güzelmiş, beğendim. Fırtınayı takip edip böyle bir sürü mermi toplayabiliyorsun. Şimdi bana ne yapacaksın? Başıma sizce bir iş gelecek mi? Yani gelmemesini ummak biraz gerizekalılık sanırım ama. Hadi bakalım. Ben uçan Itachi'yim. İnşallah paraşütle bırakıyordur aşağı. Ne oluyor? Fırtınayla gezebilir miyim böyle? Silah çekebiliyor muyum? Hayır, silah çekemiyorum. Reload da atamıyorum. Fırtınaya sadece kapılabiliyorum arkadaşlar galiba. Ses çok fazla, beni duyabiliyor musunuz? Evet. Tamam, bırak beni fırtına. Okey, fırtınadan mis gibi çıkabiliyoruz. İlginç bir mekanik olmuş. Şu an için çok bir faydasını göremedim ama vardır bir mevzu kesin. Ay, bu ağır sniper, ben bunu hayatta vuramam ama deneyelim. Vurdum valla. Öf. Ya şu nefret, ne ya. Ben bu moda girmedim ya. Nerede şimdi Allah aşkına, şu ne ya. Abi böyle bir şey olabilir mi adama? Neredeyse çatı koydum, yarı canını aldım, adam sığınak inşa et. Şimdi nerede olduğunu bile bilmiyorum herifin. Elimde bomba tarzı bir şey de yok. Neredesin? Hortum gel buraya. Oğlum nereye gitti bu herif? Alt geç, Saddam Hüseyin gibi tünel mi kazdı, ne yaptı bu? El Chapo, Allah'ım yarabbim, nerede bu adam? Bu adam nerede?
Aa, nefret ediyorum inşalı Fortnite'tan. Gerçekten iğrenç bir şey. İnşasız Fortnite müthiş bir oyun. İnşalı Fortnite iğrenç bir oyun. Bu kadar netim bu konuda. Çok saçma abi. Adamı ne güzel vurduydum yani. 20 canı falan kalmıştı. Aha, epik sandık buldum, gel. Şununla kalkanımı doldurayım. Tüpü alayım. Sniper'ımın daha iyisini buldum. Bir anlamı olmayacak ama onu alayım. Çünkü millet yine böyle barakalar içinde savaşıyor olacak. Sığınaklar içinde. Ama ne yapalım. Bana o zaman inşa ettikleri yapıları yıkacak bir şey lazım. Böyle abi hiçbir bomba, roket atar, molotof tarzı bir şeye de denk gelmedim ki. Bak, önceki sezon tank vardı. Tankla girebilirdim evlerine. Ha, heykeli boyamışlar, çok iyi. Ama hiç öyle bir şeye de denk gelmedim. Baksana, zıplamak yerine böyle buraya merdiven yapıyorlar falan. Bunlar hep ezik işi. Şurada bir şeyler oluyor ama göremedim. Acaba görebilmek için kendime bir gözcü kulesi mi inşa etsem? Ih. Aha. Keşke nişan almak bilsem. Bayağı canı azaldı ama onun. What? What? Başkası sıkıyor bana, şerefsizlik yapmayın. Tamam, bu gitti. Şu tüp beni doldursun. Şu sprey beni iyileştirsin. Nerede o herif? Nerede o herif? Yıkıyor burayı. Beni keserdi aslında da respectledi. Eyv. Ben orada fullenirim yalnız. Shit, shit. Abi kaç kişisiniz ve nerelerdesiniz? Ne oluyor ya? Pozisyon terk etmek zorundayız. I need kalkan acil. Tamam, onlar biraz kendi aralarında kapışsın. Ben bir kendime geleyim şurada. Eyv. Bu ne lan? Testere fırlatıcı. Testere fırlatıcı alıp koşuyorum. İlginç bir şeye benziyor çünkü bina yıkmakta da işime yarayabilir gibi. Daha da mı koşmalıyım? Okey. Umarım güzel bir eşyasındır testere fırlatıcı. Şu mantardan kalkan alacağım hemen. Bu daha çok bina yıkmaya uygun gibi. Çekelim şatkanı. Tamam. Bu şatkan bayağı iyi vuruyor bu arada, beğendim. Yine kalkansızım, yine kalkansızım. Hüp. Abi şu açılan her kapı aklımı çıkarıyor. Can doldurmak. Can doldurmak. Son 7'ye kaldım. Tabi bayağı bir bot vardı bu maçta ama yine de iyi. İyi deneme akıllı çocuk. Oo, silahlara gel. Bu saatten sonra şu uzun menzilli ağır sniper'la yapacağım hiçbir şey yok. Mermiler full, keyifler çıtır. Bana sadece kalkan gerek. Buradan kalkan çıkma ihtimali? Peki, yok. Bir canı fullleyelim, lazım olur. 3 kalkanım var. 3 ne? 3, 3. 3 kalkan mı olur? Aha, eyvallah, tam olarak aradığım şey. İn bir küçüğü aslında. 10 saniye sonra fırtına gelmeye başlıyor. Aptal pozisyonda kalmamak için şimdiden harekete geçmekte fayda var gibi. 50 kalkanla idare etmeye çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Keşke şu alev... Ah! 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 Pozisyon avantajı bende. Fırtınadan kaçacak çünkü. Pozisyon avantajını kaybettim çünkü dağ burası. Aman kahreyle. Ben ona bulaşmadan... Böyle artık çok ses çıkarmadan bir yere saklanalım. Kaç kişiyiz? 3 kişi kalmışız. Abo. Silah sesleri o taraftan geliyor olduğuna göre ikisi de orada olmalı. Hadi oğlum, Itachi miydim ben? Kakashi miydim? Neydim ben? Yapabilirsin. Her kim sen, yapabilirsin. Ben sana güveniyorum. Ama bak, böyle şeylere karşı ne yapabileceğimi hiç bilmiyorum. Umarım testerelerim yıkabilir onları. Şimdi bunların ikisi de kule yapacaklar. Ben de izleyeceğim. Kesin bunda değil mi biri? Bak, aha bak, bir şeyler oluyor. Normal Fortnite'da, yani daha doğrusu normal olmayan Fortnite'da hiç böyle şeyler yok. Gidip düzgün bir yer bulup saklanmak zorundasın ve bir rakip olarak adamın nereye saklandığını tahmin etmeye çalışabiliyorsun. Yani buradadır şu, aha aha. Bak bak bak. Yerimi belli etmek hiç iyi bir fikir değil bu arada aslında ya. Ben şunu... Ha, bunu gökyüzüne atamıyor muyum dümdüz? Bu bombeli gidiyormuş.
Al bakayım. Yani yaptıklarımın bir etkisi olup olmadığını bilmiyorum ama denemekten başka ne yapabilirim ki? Yani bu adam böyle sabaha kadar herhalde inşaat yapacak. Yıksan yıkılmıyor, vursan vurulmuyor. Ne yapayım ki ben buna? Adam Minecraft oynuyor, ben Fortnite oynuyor. Şakallık yapma. Şerefsiz buradan bizi izleyip aklı sıra başarıya konacak. Ben bununla kapışırım daha iyi, en azından eğlenirim. Tamam. Başlıyoruz. Kulemci sabahtan bir tane kili, adamın bir tane kili var. O da son ben. Kuleme çıkam, Minecraft oynayam. 5 canı olan adama bir adet mermi atam. Kendime Fortnite kazandım diyem. Build modunun özeti, yemin ediyorum. Harika bir maç. Nefret, nefret. Nasıl bu moda girdim yanlışlıkla bilmiyorum ama aman bir daha olmasın ya. Şimdi Naruto kostümlerini göstereceğim size. Mağazaya gelmişler. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Bunlar böyle 24 saatte bir falan yenileniyor oldukları için siz bu videoyu izlediğinizde bu kostümler çoktan gitmiş olabilirler. Ama eninde sonunda tekrar rotasyona girerler. Böyle kılıçlar var, emotlar var, paketler var. Sakuralar, Sasuke'ler, Kakashi'ler, Naruto'lar, Kurama'lar. Ben de Sasuke'ymişim sabahtan beri, kendime Itachi diyorum. Itachi kimdi o zaman? Itachi buydu. Ben Itachi değilim. Ben Sasuke'yim, bilginize. Bunları satın alırken sağ alttaki içerik üreticilerini destekle kısmından Stratera yazıp aynı zamanda beni destekleyebilirsiniz. Siz alışveriş yaptığınızda ben komisyon alıyorum. Size hiçbir artısı yok. Sizin artısı eksisi yok. Bedavaya beni desteklemiş oluyorsunuz. Yani sevdiğiniz bir insanın kafasına bedava para atmış oluyorsunuz. Büyük bir şirketin cebinden çıkıyor para. Bence bayağı iyi anlaşma, dürüst olmak gerekirse. Şimdi gelin inşa olmayan modda son bir maç girelim. Emotu da güzelmiş bu abinin. Orochimaru. Ben Naruto'yu izlemiyorum. Neden ama bunu maç içinde anlatırım. Elinde Naruto'dan bir pickaxe olan Deadpool bana vuruyor. Vurma Deadpool. Aha, anime kostümme anime uçuş efekti denk geldik. Kalorili kavşağa inelim, keyfimize bakalım. Bu sefer böyle yeni bir yer peşinde değilim. Klasik mekanlarımdan birine atlıyorum. Hadi bakalım. Ha, bir yandan Naruto muhabbeti yapacaktım. Benim felsefem 120 bölümden daha uzun animeleri izlememek. Çünkü çok uzunlar arkadaşlar. Yani ben dayanamam. Gerçekten çok fazla benim için. Zamanında denedim Naruto'ya başlamayı, bu erken bölümlerini, işte bu eğitim süreçlerini az buçuk bir 5-10 bölüm falan izlemiştim ama çok sarmadı. İnsanlar da bana şey dediler, böyle ya oraları atla, asıl aksiyon sonra falan, ama bir şeyi böyle gidip de 70. bölümden işte 530. bölüme kadar izleyesim falan da gelmiyor. O yüzden Naruto, Bleach ve One Piece benim için yok hükmündeler. En merak ettiğim One Piece, çünkü bir korsan oyunumuz olmasından tahmin edebileceğiniz üzere korsan temasını seviyorum. Evreni genel olarak bayağı ilgimi çekiyor One Piece'in. Arada bir Wikipedia'sını açıp okurum. Yakın zamanda final yapacak falan. Mangalarını aldım, geçen mangalarını okurum diye, ama onlar da sarmadı. Hiçbir şekilde bu 3 haneli de denmez de 1000'e yakın, 4 haneli sayıya yakın bölümü olan animelerle yıldızım barışamadı dostlar. Silah sesleri. Silah seslerine gidip mermilerinin tadına bakmak istiyorum. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Nerede kapışıyorsunuz? Beni de alın. Aha. Şurada iksirler fışkırdı. Çok uzakta olamazlar. What? Ne oluyor lan? Adam ışınladı oğlum beni. Adam beni ışınladı. Siz neler neler yapıyorsunuz öyle ya? Gelin gelin. Selam. Arkandayım. Selam. Yanındayım. Ya kaçma.
ne zorladı ya. Çok çevik çakal. Tamam, keyfimiz yerinde. Diğer eleman tabi kayboldu tüm bu süreçte. O nerede onu hiç bilemiyorum. Şu shotgun'ı çok kötü kullandım bu kovalamaca sırasında. Ama henüz çok alıştığım bir silah değil, ne yapayım. Havai fişek tabancası. Ne yapıyordur ki havai fişek tabancası? Yani havai fişek atmanın değeri ne olabilir? Bunu gözlemlemeliyim. Havai fişeklerin havaya atılır. Yakıyor bir şeyleri. Güzel. Güzel. Bir şeyleri yakmak faydalı olabilir. Bu silahlarla devam edelim. Geçen bir videoda biri söyledi. Ben bu arabaları binilmiyor sanıyordum tekerleğinde şey varsa. Şu şeysiyi kırınca oluyor demişlerdi. Beni mi kandırdılar? Oğlum biri videolarda yazmış diyorum ha. Bu tekerlek şeysini kırınca binebiliyorsun diye. Yalan mı söylediniz bana? Kandırıldım arkadaşlar. Ya da beceremedim. Hangisi olduğunu siz söyleyin. Ama bu sefer kandırmayın. Şu net bir şekilde deneyeyim. Yok abi yalan ya. Buna sıkınca binebiliyorsun yazmıştı biri. Dolandırıldık. What? 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 Şerefsizlik yapmayınız hey. Respektlemeli miyim bu? Öldüm lan. Ne oluyor oğlum? Çok vuruyor bu adamın silahı. Her neyse çok vuruyor. 11 canım var. Abicim küçücük ağaç ya. Küçücük ağaç. Nitrolu arabayım ben ya. Şuradan bana açısı yoktur belki. Hemen şunlardan 3-5 yiyebilirim. Hemen şunları yiyelim. Tabancamızı alalım ve tüyelim. Şimdi çok dikkat çekmeyen bir yerde. Hatta mümkünse böyle buralarda böyle ateş yakabileceğim bir yer falan varsa. Bir ateş yakıp kendime gelmek isterim. Arabam falan da çok hasar yedi. Kötü bir yere gidip can doldurmak tek isteğim. Şu eve gidelim. Belki can da buluruz. Buralarda hep ateş yakma yeri olurdu ya. Yok mu? Barbekü. Neyse şurada bir şununla fullenelim. O adam neyle sıktıysa bana acayip vurdu. Güzel kalkan da bulduk. En azından toparladık. Bu tehlikeli saldırıyı atlattık ama silahlarımdan memnun değilim ya. Bana böyle darbeli seri atışlı falan lazım. Termal tüfek vardı önceki sezon. Gitti mi o? Hiç karşılaşmadım 3 maçtır. Çok seviyordum ben o silahı. Gitti herhalde. Abo! Lan bunlar birbirini patlatmıştır şimdi umuyordum. Tamam biri bende. Güzel silahın var mı Brominko? Yok mu gerçekten ya? FML. Şimdi diğeri duruyor o zaman değil mi? Neredesin? Bu bir yanıt değil, bu bir yanıt değil, bu bir yanıt değil. Öldüm. Mermim bitti. Ah! Kim? Kaç kişisiniz? Biri uzaklardan sniperla vurmuş beni. Hain pusucu. Neyse. Güzel maçlar oynadık. Yeni sezona bir giriş yapmış olduk arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Güzel silahlar var gibi, güzel mekanikler var gibi daha bu. Hamster topunu deneyemedik. Haritanın çoğuna bakamadım. Battle Pass'i incelemedim. Yapacak çok şey var. Son dönem bizim yeni oyunların çıkması cart cürt derken bir sürü şeyden dolayı hiç ilgilenememiştim oyunla. Özlemişim. İyi geldi. Arada tekrar içerik üretmeye devam ederim. İzlediğiniz için teşekkür eder. Yorumlarınızı bekler. Yanaklarınızdan öperim. Muah. İçerik üreticisi kodu Stratara. Bedava para. Teşekkürler.